Hazreti Ali'den öğütler. 97. öğüt. Kendini rahat ettirmek için dününü yarınınla mukayese et. Çok şey elde etmek için kendini üzüntü ve sıkıntıya sokma. Hazreti Muhammed Efendimiz, iki günü bir olan benden değildir diye buyurur. Cenab-ı Mevlana da, dünle beraber gitti cancağızım, düne ait ne varsa, şimdi yeni şeyler söylemek gerek der. Misal olarak diyelim ki bir an geldi sıkıldın, ama bakarsın, yarın oldu mu, hiç beklemediğin bir neşe doğar içine, huzur bulursun. Onun için diyor Hazreti Ali Efendimiz, selam olsun üzerine, kendini rahat ettirmek için, dününü yarınınla mukayese et. Yani geçmişle bugününü birleştirirsen, bakarsın dünkü sıkıntın gider, bugünkü rahatlık gelir ve sen de bugüne göre yola koyulursun. Nasıl ki eski giysileri çıkarmadıkça yenileri giyemezsiniz, giyseniz de üzerinize oturmazlar, sizi sıkıp rahatsız ederler, insanın da her dakika kendini yenilemesi, iyiliğe, güzelliğe doğru yol alması gerek. Kendimizi güzelleştirmek için gayret sarf etmekten vazgeçmeyelim. İnsandan insana yol alalım, insana layık bir yaşam sürelim. Kaside. Şunu iyi bil ki zaman, sevdanın bir şeklinden, nakşından ibarettir. Bizim şeklimiz zamandan dışarıdadır. Zamana uyup kalmaz, hep değişir. Biz ihtiyarlarız ama zaman ihtiyarlamaz, hep aynıdır. Dünya bir ırmak gibidir, derenin içinde akar gider. Biz bu ırmağın dışındayız. Zaman, ırmaktaki su gibi akar gider. Irmağa düşen, bizim gölgelerimizdir. Burada pek zor, pek ince, anlaşılması müşkül bir nükte var. O burada değil ama, yine de burada. O, yok gibi olan bir varlık. Ey gönül! Canın yüzünden başka hiçbir yüze gülme. Zaten o olmayınca bütün gülüşler ağlayıştır, inleyiştir. Dünya meselelerine dalıp daralan gönül, gerçek gönül değildir. Çünkü gönül pek geniştir. Onun ucu bucağı yoktur. Aslında gönül gam yemez, gönlün gıdası gam değildir. Gönül bir dudu kuşudur. O görülmemiş acayip şekerler yer durur. Mevlana Celaleddin Rumi. Divan-ı Kebir, Cilt 1, 365, Midhat Bahari Beytur Seçkisi. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehlibeyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hazreti Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri, bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Bu Mevlevi Hasan Çıkar Dede'nin tasavvuf sohbetlerinden derlenmiştir. Derleyen Sibel Safiye Avcı.